Ben un kurabiyesi bayağı seviyorum. Ama hiçbir zaman böyle istediğim gibi yani pastanedeki un kurabiyesini tutturamadım. Çünkü bence öbürlerinde margarin var. Bir de bence ustaların böyle bir çok yap... Yani bazı da tarifler böyle çok yapıldığı için böyle mesela 50 kilodan yapıldığı zaman tadı daha güzel oluyor. Ve o böyle ev haline bir türlü gelmiyor. Bu kartopu kurabiye aslında bir Amerikan kurabiyesinden yani Amerikan tipi bir kurabiyeden buna uyarlandı. Evde benim çok bir ara çok fazla ceviz vardı. Anneannem böyle sürekli eve ceviz getirdi. Böyle ayıklayıp ayıklayıp eve getiriyordu. Ben de o cevizleri bir şekilde eritmek istiyordum. Cevizi ben normalde böyle yemeği çok sevmiyorum ama yani yemeklerde, salatalarda kullanmayı çok seviyorum. Bence çok derin ve çok güzel bir tadı var. Cevizi özellikle kavurarak kullandığınız zaman tatlılarda, pastalarda müthiş bir tadı var ve biz yeterince kullanmıyoruz. Brownie de ben hiç sevmem ama bu kurabiye de müthiş oldu. Burada çok güzel kavrulmuş cevizim var ve soğutulmuş. Bunu makineden geçireceğim. Bundan un yapacağım. Bu tarifimizin aslında ana bazı bu. İlk yaptığımda çok daha böyle un ufak etmiştim. Şimdi tam olarak onu yapmayacağım. Arada bir yerde tutacağım. Bunu da pulse dediğimiz birkaç kere basarak yapacağım. Yani sürekli tutmak yerine şöyle hafif tanecikle bıraktım. Bu kurabiyenin en güzel yanlarından bir tanesi. Çok tereyağlı olmasına rağmen, yani çok tereyağlı demeyelim ama tereyağlı olmasına rağmen buzluğa koyup bekletmek zorunda olmamamız. Bence hani az afor çok tat bölümü buradan geliyor. Bu arada bunu eğer istiyorsanız ben portakal tadını bunda ihtiyaç duymadım. Neydi onun adı? Yani kışlık kurabiyelerde bazı insanlar çok seviyor portakal tadını. Şekerine koymadan önce her zaman gibi rendesini böyle eğer şekerle birazcık böyle birbirine sürterseniz çok güzel bir portakal aroması da ekleyebilirsiniz. Ama bence gerek yok. Ben şimdi bunun içerisine birazcık şey koyacağım. Mahlep, biraz tarçın, birazcık muskat rendesi en sevdiğim şeyler. Güzel bir bol rende. Muskat cevizi. Bol bol koyun. Pişince çok güzel oluyor. Yarım çay kaşığı kadar ben koydum. Yani bence tarçın. Dünyanın en güzel şeyi zaten. Bir çay kaşığı tarçın. Tuz yarım çay kaşığı. Çok güzel tuzun içine tarçın kaçtı. 60 gram. Şekerim var. Yumuşak oda sıcaklığında tereyağım var. Bir de 230 gram unum var. Hepsini bir yere getireceğiz. Gayet böyle elinle yoğuruyorsun. 1 artı 2 bölü 5. Bunları dediğim zaman 2 bölü 5. Bunun üzerindeki kesirler bu arada. 2 ve 5 değil. Hep o geliyor soru olarak. Bu Paşabahçe'nin bardağının üzerindeki ölçüler bunlar. Şöyle. Bu arada isterseniz eldiven takabilirsiniz. Ben hiçbir sorun yaşamıyorum bunlarla ilgili. Mahlep de var bu arada içinde. Mahlebi herkes sevmiyor. Niye bilmiyorum. Hazır mıyız? Bunu böyle mıncıklıyorum. Gayet yine yüzük yutan. Bir araya gelmezse bir çorba kaşığı kadar soğuk su ya da süt ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu böyle mıncıra mıncıra mıncıra. Artık şöyle bir ıslak kum dediğimiz. Böyle top haline getireceğiz. Bu arada zaten bu hani un kurabiyesi ağızda dağılan şeyini bu kuruluğu sağlıyor. Ben bunu bu arada mesela böyle yiyebiliyorsun çünkü tereyağı sadece. Yumurta yok içinde. Kayık tadı. Şimdi bir araya geldi. Şunu şöyle bir hamur haline getiriyoruz. Ve şimdi bunları top haline ikinci elimizi de sokalım. Birazcık yormanız gerekebiliyor. Burada eğer istiyorsanız bunu açıp da bir şey haline getirebilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. O zaman da sorun olmaz. Bunu sadece fındıktan da yapabilirsiniz. Fındık da çok zor oluyor. Birazcık yoğurunca. Ben cevizleri birazcık taneli bırakmışım. Ama sorun değil. Bunları alıyoruz top yapıp. Bizeceğiz. Altına hiçbir şey koymanıza gerek yok çünkü yapışkan bir şey değil. İçerisinde yumurta yok. O yüzden de yapışacak bir şey de yok. Ne yapıyoruz? Şöyle. Boyutunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Mükemmel.
Bu arada bunun içerisinde kabartma tozu yok. Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Nasıl giriyorsa öyle çıkacak içeriden. Fazla da bir püf noktası da fazla pişirmemek. Fazla pişirirseniz çünkü içi böyle kuruyor. Bırakın yoğun kalsın. Bu arada bunun içine şey de saklayabiliriz. Çok güzel olur. Çikolata. Adamı buldun. Haydi. Yani yüzük saklayıp ondan sonra onu başka bir yerde aramak da tatsız olabilir. Unutmak isteyip de unutulmaz bir an olabilir o. O da tatsız. Topları yaptım. 180 dereceye atıyorum. 15-20 dakika pişireceğiz. Biz gene 13'te bakarız beraber. O arada da pudra şekerini hazırlayalım. Sıcakken pudra şekerinin içerisinde böyle karda yuvarlanır gibi yuvarlanacak. O yüzden zaten adı kar topu. 13 dakika. Yumuş. Güzel. 2 dakika daha. O arada sosunu hazırlıyorum. Hadi. Biz buna 4 dakika daha verelim. 17 dakikada bu işi anlaşıp bitirelim. Şimdi bunun sosunu yapmak için de pudra şekerim var. 1 bardak kadar. Buna bolca, bolca tarçın koyuyorum. Ben zaten tarçın delisiyim. Yani her şeye tarçın koyabilirim. Ondan sonra bu sıcacık kurabiyeleri bunun içine yuvarlayacağız. Koku. Yüzüm gülüyor. Vallahi enerjim kalmamıştı. Bunu kaşık kaşık bile yiyebilirim. Bence bir kere de şey yapalım. Donut. Evet. Aa, suratlara bak! Evet. Bir çorba kaşığı diyelim mi buna? Bence diyelim. Bir çorba kaşığı. Şu an itibariyle 15 dakikaya geldik. Ben bir taneyi alacağım. Bence 15 iyi bile bu arada. Şöyle aldım. Yapışması için bu arada bu şeyin üzerine sıcakken koymanız lazım. Ben de sıcakken yemin ediyorum yiyebilmek için bunları yaşıyoruz. Hazır mıyız? Ben bunu tabağa yalamak istiyorum şu an. Çok güzel tadı. Üfleyeceğim şimdi her yere. Müthiş. Çok mutluyum şu an. Aşırı. Kar topunun tam tersi şu an. Alev topu yaşıyorum. Değer. O kadar iyi tadı. Çıkartıyorum çocuğumu. Tamam. Küçük bir heyecan. Gördüğünüz gibi hiçbir yani renk almasına izin vermedim. Çok az bir soğumasına izin verip ondan sonra vermeyeyim. Bu arada vermek lazım. Çünkü eritiyor şekeri. Birazcık erimesine yani birazcık soğumasına izin verip ondan sonra üçü üçü bunun içine atacağım. Etrafına yapışmasını sağlayacağım. Ondan sonra dizeceğim ve yiyeceğiz. Alev. Şimdi hafif ılındı. Atıyorum. Üzerlerine. Bolca. Hop. Birkaç tur gerekiyor kesin.
Öyle tatlış. Bu da çok sevdiğim Otto Tiles. Banu yollamış bu güzel şeyleri. Karoları. Bunların üzerine koyuyorum. Direkt artık elimle alabileceğim hale geldi. Ama elinize koyarsanız bu arada yapışıyor. Evet. Ve hazırız. Buyurun efendim. Kurabiyelerimiz hazır. Bunları oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Buzdolabına sokmayın çünkü nemlenecektir. Afiyetle yiyebilirsiniz 3 gün boyunca. Bunu ilk yaptıktan sonra dükkana götürdüm. Tarifleri ilk denediğimde hep soruyorsunuz ya işte bunları kim yiyor diye. Dükkana gidiyor. Dükkana kızlar yiyor. Tarifini daha yazmamıştım. Instagram'a da koymadım. Ortak grubumuz var. Gruptan hepsi tek tek sordular. Tarif nerede, tarif nerede? O kadar güzel bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok tatlı değil. Değişik hem çıtır hem yumuşak. Hem böyle mayhoş hem güzel. Hem baharatlı. Müthiş. Hazır for çok tat. Afiyet olsun. Görüşürüz.